Merhabalar. Deutschcafe'ye hoş geldiniz. Bugün Deutschlan Duolingo sitesinden 4. diyaloğu çevir çevireceğiz. Aşağıda diğer önceki yaptığımız 3 diyalog da mevcut. Oradan e, linkini tıklayarak gidebilirsiniz. E, eğer bu videodan başladıysanız da problem değil. Karışık yapabilirsiniz. Önemli olan burada e, okuduğumuzu anlamak, e, kelime öğrenmek, biraz tekrar edip konuşmamızı geliştirmeye çalışmak. Bunu çevirisini dinledikten sonra ne yapıyoruz? Aşağıda yine linki var Deutschlan Duolingo sitesinin. Oradan Basıyoruz ve bu siteye gidiyoruz. O sitede de ne var? Dinlemesi var bunun. Önce tekrar bir pdf'ini indirip okuyoruz. Daha sonra da dinliyoruz. Dinliyoruz, dinliyoruz, dinliyoruz. Tekrar artık ezberleyene kadar dinliyoruz. Bir gün boyunca sadece bunu dinleyin. Tamam mı? Ee, neden? Çünkü çok şeyi bir kere dinlemektense bir şeyi çok kere dinlemek dil ediniminde çok önemli bir role sahiptir. Evet. Şimdi. Zituasyon neymiş? Frau Maya ruft not ruf centrale. An. Bakın. Rufun an ney? Ayrılabilir bir fiil değil mi? An ruf'un ne oldu? An sona gitti. Ruft neye göre çekildi ruf'un? Frau göre. Yani z ikisine göre çekildi. Frau Mayer ruft not ruf sentrale. Not roof demek? Not roof, acil durum merkezini arıyor. Um einen Unfall zu melden. Ne diyor yani? Bir kazayı bildirmek için. Melden işlemini yani bildirme işlemini Unfall üzerinde yaptığı için Unfall burada akusatif pozisyonunda. Bakın. Melden Unfall. Okey? Akutatif pozisyonda de unfall ne oldu? Den oldu. Dolayısıyla aynen unfall. Herhangi bir kaza yani bu kazayı değil herhangi bir kazayı belirsiz artikel kullandı haliyle. Um su. Um aynen unfall su meldin. Okey. Frau fraumaya kişiler personun ot afta Yani yolun üzerinde. Hesima konuşuyor şimdi. Zişpreyn mitte notruf sentrale Berlin. Berlin'in oturum Center yani acil durum merkezinde konuşuyorsunuz. Wie können wir Ihnen helfen? Biz size nasıl yardımcı olabiliriz? Hello, my name is Elizabeth Maya. Bu çok önemli. Bir devlet dairesinde veya işte kargonuz gelmemiştir. Kargoyu aradığınız zaman hemen işte my name is Elizabeth Maya şeklinde isminizi belirtmeniz gerekiyor. Bu önemli. We brauchen ganz dringend einen Krankenwagen. Bakın burada da brauchen işlemini Krankenwagen üzerinde yapıyor. Krankenwagen der Krankenwagen olduğu için einen Krankenwagen oluyor. Akuzatif. Okay. D akkusatif de den oluyor. Yani her zaman şöyle düşünün. Mesela bir şey diyeceksiniz. Ich brauche yani bir fiil yapıyorsunuz, bir şey gerçekleştiriyorsunuz. İhtiyacınız oluyor. Mesela burada ihtiyacım var gibi. İhtiyacınız olma işlemini bir şeyin üzerinde yapıyorsunuz. O şey akuzatif oluyor. Okay. Dringend. Acilen bir e, ambulansa ihtiyacım var. Hallo Frau Mayer. Von wo genau rufen Sie an? Von wo? Nereden? Genau. Tam olarak nereden? Rufen die an. Siz arıyorsunuz. Tam olarak nereden siz arıyorsunuz? Şimdi burada biraz kafanız karışabilir. Şöyle diyebilirsiniz mesela. Von wo sie rufen an diyebilirsiniz. Veya von wo rufen sie genau an. Von wo von wo sie anrufen diyebilirsiniz. de. Hiç önemli değil. Değil. Tamam mı? Önemli olan e, burada kelimeleri bilmek ve karşıya ihtiyacımız olan şeyi söylemek ve ihtiyacımızı almak aslında. Okey? İşte here in the papil ali. Bakın işte here in the papil ali. Bu ali işte kavşak gibi bir şey demek. Ee, meydan gibi. Hani papil ali. Bu bir isim. Papil ali de şey yapıyorum. Nerede? Duruyorum diyor. In der papil ali. Bu alanda duruyorum diyor. Bu kavşakta papil kavşağı anlaştı. Işte. Neyse. Önemli değil. Okey Frau Maya. Die papil ali ist recht lang. Bakın uzun diyor. Burası diyor çok uzun. Köşün zimiye eine Hausnummer nennen. Bana bir işte bir e, ev numarası verebilir misiniz diyor. Bana bir ev numarası verebilir misiniz? Aynı Hausnummer diyor o da soruyor. Klein Moment. Klein Moment ya da einen Moment de diyebilirdi. De. Einen Moment. O da Klein Moment. Küçük bir bekleyin bir saniye. Ich muss erstmal schauen. Ben bir bakayım diyor. Ich muss erstmal schauen. Ben bir bakmalıyım. A da steht işte eine Nummer. Orada bir numara duruyor. Di Fion e, 34 numara. Sehr gut. Was genau ist denn passiert? Tam olarak bakın was genau. Tam olarak ne? Genau. Tam olarak was passiert. Was ist passiert? Şimdi şöyle söyleyelim. Passieren meydana gelmek, olmak demek yani bir olay olmak, bir şey gerçekleşmek. Was passiert dediğinde ne olur? Was passiert? Mesela was passiert wenn sie ee, einen Unfall haben? Bir kaza geçirdiğinizde bir kaza ya sahip olduğunuzda ne olur diye sordum. Burada da was genau ist passiert? Ne oldu? Okey. Ist passiert. Was ist passiert? Ne oldu şeklinde aklınızda kalsın. Ich aynı ein Verkehrsunfall diyor. Bir diyor ee, trafik kazası. Ein kleiner Junge wurde von einem Auto angefahren. Bir küçük genç diyor wurde angefahren angefahren yani üstüne sürüldü yani çarpıldı gibi wurde angefahren çarpıldı von aynı auto bir araba tarafından çarpıldı şeklinde söylüyor. Ya yani çocuğa bir araba çarptı demiyor da yani, araba bir çocuğa çarptı demiyor da, çocuk araba tarafından çarpıldı şeklinde kullanıyor. Bu da önemli dikkat edin. Das Auto ist einfach rückwärts aus der Einfahrt gekommen. Bu araba diyor geri geri geliyordu. Rückwärts aus der Einfahrt yani Girişten, giriş yolundan diyor. aynı farktan yani. Giriş yolundan geri geri geliyordu diyor. Demek ki yanlış girmiş. Und hatten kleinen jüngün mit seinen Fahrrad umgeworfen. Diyor ki ve diyor hat umgeworfen kleinen jüngün. Den kleinen jüngün. Bakın umgeworfen işlemini umwerfen işlemini, işlemini daha doğrusu hani tepetak hak etti. Düşürdü gibi. Umwerfen işlemini ne üzerinde yapıyor? Junge üzerinde yapıyor. Tamam mı? Junge üzerinde yapıyor. Hat umwerfen neyi? Jungi. Dolayısıyla Klein'in oluyor. Den oluyor. Der Jungi. Den Klein'in Jungi'n oluyor. Bu da en deklinasyon. da e, bazı işte erkek isimler. Mesela şey görürsünüz. Hen görürsünüz. Hen. Böyle oluyor yani. Sonuna en gelir. Hern görürsünüz. Mesela Jungi'n gibi. Bunlar da en e, bu konu ayrıca işlenebilir. En yazarsanız da internetten bulabilirsiniz. Çok önemli bir konu değil ama bilirseniz de iyi olur. Evet. Umge bakın. Neden önemli değil dedim? Çünkü bir süre sonra Denkline'ın junge demiyorsunuz biliyor musunuz? Denkline'ın jung'un o en geliyor onun en denk nason olduğunu böyle seziyorsunuz. Evet devam. Yani bilmeden bile yapabilirsiniz. Ich sahte I habe so eben einen Rettungswagen alarmiert. Anlıyorum. Hemencicik şimdi diyor. Einen Rettungswagen alarmiert. Bakın bu hep akuzatif çok güzel bir e, örnek oldu. Yani diyalog oldu. Akuzatifi görüyoruz. Hep bakın. Alarmiyat. ihabe alarmiyat. Alarm verdim diyor. Ne? Alarm işte neyin üzerinde yapıyor? Retuxwagen. Yani kurtarma aracı üzerinde yapıyor. Dolayısıyla wagon der wagon. Retuxwagen der. Dolayısıyla den oluyor. Aynen. Okey. Er ist bereits auf dem weg zu ihnen. Size auf dem weg. Yolda diyor. Şu an hazırda yolda yani e, yola çıktı bile gibi. O yola çıktı bile. Mesela ich habe meine Hausaufgaben bereits fertig gemacht. Yani öve zaten yaptım gibi. Yaptım bile gibi. İste an Bakın şiprehba konuşabiliyor mu? An ona konuşulabiliyor mu? Mesela an diye bir şey var. Siz herhangi bir mesela danışmanlık alacaksınız veya burada ne bileyim yabancılar şubesine gittiniz falan. Orada sizin an olur. Yani sizin konuşacağınız ona konuşacağınız kişi. Ansprechen var, Ona konuşulabilir mi? Şeklinde soruyor. Ya ama er will nur. Evet ama sadece ağlıyor. Und kann mir seinen namın nicht sagen. Bana adını söyleyemiyor. Bakın, sagen işlemini kan sagen, söyleyebilme işlemini namın üzerinde yapıyor. Zeinen namın bana Mia bana zeinen namın namın ne? De. Der name. Okay? Bak yine denk gelnasyon. Zeinen Namen nicht sagen. Den namın ne oldu? Dername den oldu. Okey? Neden? Çünkü Zagen işlemini isim üzerinde yapıyor. Den oldu. E bu den şimdi zayn ne demek? Onun. Mine ne demek? Benim. Dain ne demek? Senin. Bunlar da artikel gibi. Yani bu artikel ne oluyorsa bunlar da ona benziyor. Ne oluyor yani? Zayn ne oluyor onun ismini. Okey? Ama bu varken bunu yani Zaynen varken Den'i, Den varken Zaynen'i kullanmıyoruz tabii ki. Yani bu bir artikel yerine geçiyor zaten. Nerede? Ee, Mia bana Zaynen namını izlerken. Bakın yine geldi sonunu görüyor musunuz? Yukarıdaki gibi. Endeknasyon. Endeknasyon internetten bakın. Ee, çok kısa bir sayfada bulabilirsiniz. Hemen endeknasyonunu bakın. Ondan sonra ee, daha iyi anlayacaksınız. Hatta yünge ofın zihlike fellesungun. Ofın zihlike. Yani görünebilir, açık. Mesela duş zihlih transparan görülebilir diyor. İçinden görülebilir yani arkası görülebilir. Bu da ofun zihlike Yaralanmaları var mı diyor açıkça görülebilir. Okey. Ya er hat eine Wunde am Kopf und sein Bein blutet stark. Er hat Wunde bir yara var am Kopf kafada bir yara var kafasında ve sein Bein bacağı blutet stark. Bacağı kanıyor. Çok güçlü bir şekilde kanıyor demek. Sorgen Sie bitte dafür, dass der Junge sich so Çok güzel bir kullanım. Bunu kenara not edin. Yani bu cümle bize çok şey anlatıyor. Cümle kurulumunu anlatıyor aslında. Bakın ne diyor? Sorgen sorgen dafür. Sorgen für bir şeyle ilgilenmek, bir şeye dikkat etmek, böyle üzerine düşmek gibi. Sorgen dafür bitte. Siz lütfen bununla ilgilenin. Bunun üzerinde düşün. Neyin? Buradaki daha ne? İkinci cümle. Das ki da bu genç zih kendini zo venih vi mögde, olabildiğince az hareket ettirir. Okey? Biz cümle kurarken şöyle yapıyoruz. Biz biraz bağlıyoruz ya. Çocuğun kendini olabildiğince az hareket ettirmesine dikkat edin. Bakın. Bir, bir tamlama yaptık. Hareket ettirmesi gibi bir tanrı. Çocuğun kendi hareket ettirmesi. Ama burada öyle yapmıyoruz. Bakın bu daha basit aslında. Onunla ilgilenin. Dayla yapıyor bunu. Ki yunge olabildiğince az hareket eder. Das okay? der yunge sich so wenig wie möglich bebekt. Bu çok güzel bir kullanım. Ee, tekrar tekrar bakın buna. Tamam mı? Şöyle tekrar işaretliyorum. Burada dikkat etmemiz gereken tekrar söylüyorum. Bakın. İki cümle yapıyoruz. Tamam mı? İ i̇ki cümlede bir tamlama yok. Yani çocuğun kendini hareket ettirmesi gibi bir tamlama yok. Çocuk kendini yeterince hareket ettirsin de yok. Çocuk kendini yeterince hareket ettirir. Yeterince değil de mümkün olduğu kadar az hareket ettirir. Bununla ilgilen. Böyle kuruyor. İşte bu Almanca'nın temeli bu aslında bence. Evet cümle kurmanın. Und halten sie ihn warm. Onu sıcak tutun. Am besten mit einer Rettungsdecke. Hani kurtarma Deke ne demek? Battaniye demek. Kurtarma battaniyesi. Bu hani sıcak tutuyor ya böyle parlıyor ondan. D mus in jedem Fahrzeug vorhanden sein. Bakın. Es ist vorhanden. Yani var. Okey? Yani o var, o burada, hazır da bekliyor gibi düşünebilirsiniz. Hemen şuradan silelim tekrar. Evet. D yani retungsdeki o mus for hand design olmalı mevcut olmak mevcut olmalı in yedim farklı her araçta mevcut olmalı diyor bir bakın diyor okay show the e, bu yardım çantamda var onların içinde var show the in your fart nah nah show bir bakın tekrar bir bakın diyor e, nah show bir kontrol edin bir bakın bir çek edin diyor eğer sizin aracında var mı ya das mache, yapıyorum diyor. Ich sie, ona sahibim ondan var. Es ist zu gedekt. ist er zu gedekt, yani e, kaplandı diyor. Battaniye ile örttüm diyor. Und liegt ruhig auf dem Boden. Ve diyor yatıyor sakin bir şekilde auf dem Boden. Yerin üstünde sakin bir şekilde yatıyor diyor. Yerde auf dem Boden yerde demek. Sehr gut. Sie machen das toll Frau Mayer. Çok güzel. Bunu çok iyi yapıyorsunuz. Framaya diyor. Framaya'dan ki teşekkür ederim. Ich bin sehr aufgeregt. Çok heyecanlı. Çok gerginim diyor. Aufgeregt. Gergin. Okey. Ee, bunu çevirdiğiniz zaman heyecanlı diye çıkar. Ee, eğer bir şey heyecanlıysanız geçpant auf. Okey? Ich bin gespannt darauf, şeklinde. Bunun işte auf mange bursak. Ee, doğum günüm için çok heyecanlıyım demek. Ama ich bin auf gerek çok gerginim yani. Öyle bir heyecan bu. This is ganz normal. Bu çok normal. We get es dem fara Pekavi. Pekavi ne demek? Personanın Kraftwagen. Yani ee, normal PKV ee, ne deniyor binek araç demek. Pardon yani insan binek aracı gibi. Bu çok normal. We get as dia diyoruz ya mesela bu ne? Datif yani sana nasıl gidiyor? De fara ne oldu? Datif de dem oldu. We get as dem fara nasıl gidiyor şoföre? Des PKV's. Bu da ne? Bu da genitif. Des PKV. Bu eski çünkü bu muhtemelen e, kısaltma olduğu için sonuna eklemiyorlar. Normalde des olması lazım. De PKV des oluyor. Okey. Des PKV. Yani PKV'nin e, fararına nasıl gidiyor. Okey. Der steht neben seinem Auto. ne ne yaptı? Dativ yaptı. Auto ne? Das Auto. Das Auto. Dativde ne oluyor? Dem oluyor. Dolayısıyla bakın az önce bahsetmiştik. Zayn da bir e, artikel görevi gibi görev yapıyor. Dolayısıyla zaynım oluyor. Okey. Dem gibi hareket ediyor yani. Der steht neben seinem Auto und sieht ganz blass aus. Hadi bu da sizin ödeviniz olsun. Zit, ganz, blaz, aus. Nasıl gözüküyormuş? Bakın. Sprechen in, bitte an. An sprechen. Bakın ona konuşun. Sprechen Sie. Konuşun. In, onu. Bitte an sprechen, onu. Bakın. An sprechen demek neymiş? Bakın. In, onu demek. An sprechen. Birine karşı konuşmak. Akuzatifle yapıyormuş. An sprechen. Ich spreche dich an. Yani sana konuşuyorum derken bu şekilde söylüyormuşuz. Okey? Er muss sich hinsetzen. Oturmalı. Wahrscheinlich steht er unter şok. Unter şok stehen. Şok altında durmak. Okey? Şokta şu an. E, oturması lazım diyor. Hallo, geht es Ihnen gut? Okey. Der Mann vom Rettungsdienst sagt, dass Sie sich hinsetzen sollen. Hören Sie mich? Bu adamla konuşuyor. Geht es Ihnen gut diyor. İyi misiniz? İyi gidiyor mu size? Okay, "Demand vom Rettungsdienst" sagt dass sie sich hinsetzen sollen. Yani siz oturun, oturmalısınız diyor. Eee Rettungsdienst'teki yani e, bu ilk yardım, acil yardımdaki adam öyle söylüyor diyor. Beni duyuyor musunuz? Hören Sie mich? Beni duyuyor musunuz? Ya diyor. "Der hat sich in sein Auto gesetzt." Okay? "Hat sich gesetzt." Oturdu. Okay? Ne vardı? Tekrar tekrar söylüyorum. Zitsin oturur pozisyonda olmak. İhsizlikte gir. Burada oturuyorum. Şu an oturuyorum. Yani sandalye var. Şöyle. Burada oturuyorum ben. Tamam mı? Şöyle oturuyorum. Okey. Ama e, Şu an ayaktayım. Burada sandalye var. İhsizlikte mi? Oturmaya gidiyorum şeklinde. Bu da diyor ki Der hat sich kendini in sein Auto gezetzt ve ile yapılıyor bu. Dolayısıyla hareket olduğu için das Auto in ne yaptı. Akuzativde yaptı. das ne oluyordu? Değişmiyordu. Das veya aynı olarak kalıyordu. Zain de zain olarak kaldı bu yüzden. Okay? Sehr gut. Çok güzel. İshike'nin aynı Swift'ten ne tür Size ikinci bir vagın gönderiyorum. Der, ki o vagın sich um den Mann kümmert. Um den Mann kümmert. Sich kümen kümen um. Yani ilgilenmek demek. Zih kümen. İh kümere um dikinde. Ve um ne yapıyor? Akuzatif yapıyor. Ben çocuklarla ilgileniyorum dedim. Ki o zih um denman adamla o adamla ilgilenir. Bu adamla ilgilenir şeklinde söyleyebilirsiniz. Um ne yaptı? Akuzatif yaptı. Man deman den oldu. Okey. Bu adamla ilgilenen bir ilgilenecek bir e, ikinci vagın gönderiyorum size diyor. Bilanga davet edin Ne kadar sürer bu diyor. Der der Volkswagen ist bereits unterwegs. Zaten birinci vagın e, kurtarma aracı zaten yolda. Er wird in zwei Minuten bei ihnen antreffen. 2 dakika içinde değil, 2 dakika sonra buluşacak diyor. Bei ihnen antreffen. Sizinle buluşur. Güzel bir kullanım bu da. Eee bunu kullanmanız çok zor öyle söyleyebilirim yani. Eee er wird in zwei Minuten da sein. O da er wird in zwei Minuten bei ihnen sein diyebilirsiniz ama aynı tarafında bilin Okuduğunuz zaman en azından anlayan yani tarafın ne demek buluşmak demek aynı tarafında sizinle 2 dakika içinde orada olacak şeklinde kuruyor cümleyi daha biraz daha e, güzel kurmuş oluyor good können Sie zulange am Telefon bleiben siz bu kadar yani o kadar uzun bir şekilde telefonda kalabilir misiniz yani o zamana kadar telefonda kalabilir misiniz diyor o da diyor ki natürlich Frau Maya wie geht es dem Jungen nasıl gidiyor bakın burada da yine Jungen oldu engelde endik dem jungen. Nasıl gidiyor çocuğa diyor. Der hat sich ein wenig beruhigt. Birazcık beruhigt. Kendini e, sakinleşti diyor yani. Er hat sich beruhigt. Sakinleşti. Ein wenig. Biraz sakinleşti. Ist aber noch immer wach. Ama hala vah Yani uyanık. Das ist gut. Bu çok iyi. Ich höre den Krankenwagen. Ben Krankenwagen'ı görüyorum. Ich lege jetzt auf. Auflegen'da şeyden geliyor. Bu çevirmeli telefonlar var ya. Şöyle çizebilecek miyim bilmiyorum hiç. Çevirmeli telefon. Burada ne olur? şöyle ahize. Bu ahizeyi ne yapıyoruz? Alıyoruz böyle elimize. Sonra auflegen yapıyoruz. Üzerine koyuyoruz. O yüzden hala ihlegeyiz auf. Kapatıyorum telefonu diyor. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Siz yardımınız için teşekkür ederim. Das ist doch selbstverständlich. Das ist doch selbstverständlich. Tabii ki ne demek gibi. Selbstverständlich. Tabii ki. Auf Wiederhören. Tschüss. Sonra duyuşuruz. Tekrar duyuşuruz. Yani tekrar görüşürüz. Tschüss diyor. Aynı zamanda da aşağıda neler var? Bu yukarıdaki kelimelerin e, İngilizceleri var. Eğer bakmak isterseniz de buradan bakabilirsiniz. E, dediğim gibi şimdi ne yapıyorsun? Aşağıdan internetten hepsini koydum, tek tek gidim Bakın e, PDF, bunun PDF'ini aynı benim bu yaptığım gibi indirin, güzelce okuyun tekrar tekrar etmiş olsunuz kelimeleri, kullanımları. Çocukları beğendiğiniz cümleleri tekrar tekrar kullanın. Sanki siz o anı yaşıyormuşsunuz gibi. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Defalarca dinliyorsunuz. Dinlemesi de var. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.